6-7 Eylül olayları diye duydunuz hep. Böyle duymadığınız sebebi akşam saatlerinde başlayıp gecenin diğer yarısında devam eden 7 Eylül'ü sarkan olaylar. Bu olaylar nasıl başladı? Öncelikle şunu söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te bulunan ve hala muhafaza edilen evi yakıldı, bombalandı, yıkıldı haberleri. Asla, aslı astarı yok. Fakat normalde çok küçük bir tirajı olan, asla politik yayın yapmayan Express gazetesi atamızın evi bomba ile hasara uğradı haberini ikinci tefrik olarak öğleden sonra bastı. Devlet Radyosu, yanlış duymadınız, Devlet Radyosu bu haberi yayınladı. Ve bir grup üniversite öğrencisi San Antonio Kilisesi önünden, İstanbul'u bilenler için Taksim'de bir ucunda meydan, İstiklal Caddesi'nin diğer ucunda Oda Kule ve bugünkü Oda Kule ve Antan Kulisesi'nin olduğu yerde üniversite öğrencileri bir yürüyüş yaptı. Üniversite öğrencileri mağrur ve tepki gösteren yürüyüşü yavaş yavaş başka bir hale başladı. Express gazetesi normalde 20 bin tiraj yapmasına rağmen o gün 290 bin bastı. Aynı saatlerde olayı duyurmasına rağmen Başbakan Menderes İstanbul'dan acilen Ankara'ya hareket etti. Kıbrıs Türktür Derneği topluca Taksim'de yürüyordu. Önde üniversite öğrencileri ve arkada Kıbrıs Türktür Derneği'nin elleri sopalı üyeleri. Artık üniversitelerin mağrur yürüyüşü öfkeli bir kalabalığa dönüşmüştü. Havanın kararmasıyla birlikte üniversite gençlerinin yerine kızgın bir kalabalık aldı. ...1955 yılında pek sık görülmeyen kamyonlar çok sık görülmüştü o gün. Kamyonlardan inenler ellerinde sopalarla ama tek tip aynı sopalarla yürümekteydi. Hedefleri belliydi. Birkaç hafta önce muhtardan bazı kişilerin adreslerini liste halinde almış ve işaretler koymuşlardı. Kalabalığın lideri olarak davranan bu sözde liderler GMR gayrimüslim Rum, GM gayrimüslim, TG Türk gibi işaretlerini bazı dükkanlara koydular. Çoğunlukla Rumların ve Ermenilerin oluşturduğu bu önemli grubu, yani evleri ve dükkanları yerle bir etmek niyetleriydi. İlginçtir, beraberlerinde polis de vardı. Mevcuttu ama etkisizdi. Adeta öfkeli kalabalığın yağma yıkma işlerini yapması için kontrolör gibi davranıyorlardı. Saat 18'de önceden işaretlenmiş yerler yağmalanmaya başladı. Vitrinler kırıldı, birçok insan dövüldü. Saat 19. Kalabalığın elinde Türk bayrakları vardı. Atatürk posterleri ve Express gazetesi vardı. Bir poster daha vardı ellerinde. Onu hikayenin sonunda söyleyeceğim. Dükkanlar yağmalanmakta, kızgın topluluk vitrinleri üstlerine yerle bir etmektedir. Ve kıyafet mağazalarından eski ayakkabılarını çıkarıp yağmaladıkları yerlerdeki dükkanlardaki ayakkabıları giymeye başladılar. Bazı insanlar 4-5 palto birden giyiyordu. En çok da mücevher mağazaları yağmalandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin yandığı ve intikam duygusuyla, gerçek olmayan bir duyguyla İstiklal Caddesi'ni yerle bir ettiler. Daha sonra anlaşıldı ki eş zamanlı Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Samatya'da, İzmir'de ve İskenderun'da da yağmalar başladı. Başbakan Menderes otomobille Ankara trenine binip Sakarya civarında kontrolden çıkan vahşetin Fatih Üçlü Zorlu dönemin Dışişleri Bakanı'na İstanbul yanıyor diyerek Sakarya'da trenden indi ve İstanbul'a arabayla geri döndü. Artık kontrolden çıkan öfkeli kalabalık Osman Bey'de pastaneleri, özellikle High Life pastanesini, sinemaları, Yunan Hava Yolları şirketinin binasını bastı. Yunan konsolosluğunu yaktı ve Yunan subayları öldürdü. İstiklal Caddesi'ndeki her vitrin yakılıp yıkılıyordu. İstanbul'un birçok noktasında bu tahribat aynı anda başladı. Sadece Beyoğlu değil, saydığım tüm yerlerde. Asker ufukta görünmüyor, polis mevcutken müdahale etmiyordu.
gayrimüslimlere yönelik bu saldırı aynı zamanda 200 kişinin vapurlarla adaya gitmesi ve adayı basmasıyla devam etti. Adada hepimizin yüreğini sızlatan bir başka olay gerçekleşti. Ellerindeki Türk bayraklarının hepsinin ortak özelliği yeni. Yepyeni canım Türk bayraklarını Mustafa Kemal Atatürk'ün çerçeveli fotoğraflarını ve bir kişinin fotoğrafını daha bu yağmaya maalesef alet etmişlerdi. O üçüncü kişinin fotoğrafı öyle bu yağmaya karıştırmamalıydı ki duyunca gerçekten üzüleceksiniz. Adaya çıkan eli sopalı 200 gözü dönmüş cani her yeri taşlamaya başladı. 80 kiliseyi yaktılar, yıktılar ve dinamitlediler. Birçok papazı sünnet etmeye çalıştılar. Balıklı Rum Kilisesi'nin papazını öldürdüler. Beşiktaş'taki Rum Kilisesi'ni yakmaya çalışırken kilisenin önündeki manavın sahibi rahmetli Ayhan kollarını açtı. Yakmayın, durun. Allah aşkına, Allah'ın evidir. Birçok Rum Türk arkadaşlarının sayesinde kurtulmaya çalıştı. Birçok Müslüman Türk'ün dükkanı yanlışlıkla yakıldı, yıkıldı. Gayrimüslimlerin evlerine saldırdılar. Kadınlara tecavüz ettiler. 60 kadın Rum hastanesinde tecavüz vakasıyla yattı. Sadece tecavüze uğradıklarını söyleyebilecek kadar cesaretli 60 kadın. 400'e yakın kadın ise hiç kimseye bir şey demedi. Utancından gelemeyenlerin sayısı 400'ü buluyordu. Mezarlıkları kırdılar. Mermerleri, mezarlıklardan cesetler çıkardılar. Birçok esnaf camlara eski harfle "Burası Müslüman yeridir" yazarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Ama adaya çıktıklarında öyle üzücü bir şey oldu ki bir evin camını taşlarken bir genç çıkıp "Yapmayın, kırmayın, sus" dediler, "O gavur, hayır" dediler, "O lefter." Ertesi gün 2000'in üzerinde Fenerbahçe taraftarı vapurlarla adaya çıktı. Lefter Küçük Ondan Yadisi omuzlarını alıp adanın meydanına getirdiler. Yüksek bir yere çıktılar. "O şerefsizler çıksın ortaya. Göster baba kimsenin evini yaktı yıktı." Lefter dedi ki "Bana kimse bir şey yapmadı." Göstermedi Lefter onları. Satmadı yine de komşularını. Milliyet gazetesi başta olmak üzere gazete bürolarını bastılar. 6-7 Eylül akşamı İstanbul ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edildi. Gece 1'de nihayet asker olağanüstü hal ilan edilerek vur emriyle ortama müdahale etti. 5000 kişi tutuklandı. Vali yargılanmada İstanbul valisi "Galata Köprüsü'nü açarak şehri ikiye böldüm. Müdahale etmeye çalıştım. Askeri geç göndermemin sebebi ortalık kan gölüne dönsün istemezdim" dedi. 80 ibadet yeri, 5000'e yakın dükkan ve bu yangına sadece bir tek itfaiye müdahale etti. İtfaiye geldi ama maalesef suyu gelmedi. "İtfaiye su bekliyoruz" diyerek eli belinde müdahale etmeden olayları izledi. Su gelince de baltalarla itfaiyenin hortumu parçalandı. Polis yine oradaydı ve yine müdahale etmedi. 5 saat içinde yakılan Beyoğlu, Samatya, Beşiktaş, Ortaköy, İzmir ve İskenderun değil, yakılan yüzyıllardır birlikte yaşama kültürümüzdü. Yargılanan 3000'e yakın tutuklu, "Eğer mahkemeye çıkarsak bazı şeyleri ifşa ederiz" dedi ve hepsi serbest bırakıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk bayraklarını bu vahşete alet edenler ellerinde üçüncü bir kişinin daha posterlerini taşıyordu. Bu kişi fethiyle ünlü ve girdiği her yerde askerlerine, yeniçerilere tek bir şey söyleyen o güzel insan. "Irza, mala ve cana sakın dokunmayın" diyen Fatih Sultan Mehmet'in posterlerini taşıdılar.